Uzunca bir süreden sonra herkese selamlar. En son bu koltuğa video çekmek için 2 ay önce oturmuştum. Ama inanın 2 aydır içimden hiçbir video çekmek gelmiyor. Halbuki ondan önce video çekim günlerini böyle çok heyecanlı ve hevesle bekliyordum. Ama 2 aydır bana bir haller oldu. Aslında sadece YouTube'a karşı değil, bütün sosyal medya platformlarına karşı böyleyim. Yani Instagram'a hiç girmiyorum, hiçbir şey paylaşmıyorum. Yani bırakın bir şey paylaşmayı, insanlar ne paylaşmış diye bakmıyorum bile. 2 gün geçiyor, hiç aklıma bile gelmiyor. Sonra giriyorum, bakıyorum, DM'den bana bir şeyler yazmışlar. Beni tanıyanlar, arkadaşlarım, takipçilerim sağ olsunlar merak etmişler. Arayan oluyor, mesaj atan oluyor. Ne oldu, niye paylaşım yapmıyorsun, iyi misin, her şey yolunda mı? Evet, yani iyiyim, her şey yolunda. Sabahları işe geliyorum, normal iş rutinimde çalışıyorum. Geziyorum, seyahat ediyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum, spora gidiyorum. Yani normal hayatıma devam ediyorum. Sadece sosyal medyada yokum, paylaşmıyorum, girmiyorum ve mesafeliyim. Peki, ne oldu da böyle oldu? Şimdi benim bu yaşadığım şeye öncelikle social media burnout, yani sosyal medya tükenmişlik sendromu deniyormuş sonradan yaptığım araştırmalara göre. Buna daha sonradan geleceğim. Şimdi ben biliyorsunuz YouTube'da video yapmaya yaklaşık 2 sene önce başladım. Buraya da nasıl başladım? Dedim ki ya yapmaktan keyif aldığım şeyler var. Mesela teknolojiyi takip etmeyi çok seviyorum. Yani zaten işim gereği de takip ediyorum. Zaten cihaz alıyorum. Hani zaten araştırıyorum. O zaman bu kendim için araştırdığım şeyleri ya da yapmaktan keyif aldığım şeyleri paylaşayım. Hani kendim bir yandan öğreniyorum. Bir yandan da çevremdekilere öğretmiş olayım. Böyle benim için keyifli bir iş olarak başladı. Ki ondan önce de zaten Twitter'la Instagram'ı hani çok uzun süredir kullanıyordum. Hani yani sosyal medya benim için yeni bir şey değil. Ama bu senenin başında dedim ki hani madem ben YouTube'a böyle içerikler yapıyorum, o zaman bu işi daha düzenli ve planlı hale getireyim. Ve o saatten sonra keyif için başladığım iş benim için hedefleri olan ve kafaya taktığım bir şeye dönüştü. Keyif için yapıyor da olsam, bunu hani böyle profesyonel bir hedefe ulaşmak için de yapıyor olsam, ben zaten yaptığım işin kalitesi konusunda çok takıntılıyım. Önceden de videolarımla çok uğraşıyordum, çok emek harcıyordum. Araştırma süresine ayrı emek harcıyordum. Bütün işin ince detaylarını öğreneyim. Bunu nasıl daha kolay, anlaşılabilir şekilde anlatabilirim, nasıl özetleyebilirim. Bütün bunlara çok zaman ayırıyordum. Sonra işin video çekim süresi var, bunun montajlanma süresi var, bunun yayınlanması var. Yani benim için hani bir videoyu yapmak gerçekten çok zahmetli. İşte ben senenin başından beri bir yandan uzun videolar yapıyorum, bir yandan kısa videolar yapıyorum. Bunları Reels olarak da paylaşıyorum Instagram'da. Sonra günlük olarak storyler paylaşıyorum, postlar paylaşıyorum falan. Ama etkileşim sayılarım hiç değişmiyor. Hep aynı. Yani sosyal medya platformlarının kurallarına da hakimim. Çünkü hali hazırda zaten çok büyük bir dijital platformu yönetiyorum. Hani oyunu kurallarına göre oynuyorum. Yaptığım içerikler de iyi. Ama etkileşim sayılarım hiç değişmiyor. Bunun üzerine biraz düşünmeye başladım. Kafaya taktım niye böyle oluyor diye. Sonra dedim ki acaba benim hesabım hayalet hesaba mı dönüştü? Şimdi bu hayalet hesap dedikleri şey, aslında sosyal medya platformları böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar ama uzmanlar da böyle bir şey var diyor. Dediklerine göre hesabınız hayalet hesaba dönüşürse ne yaparsanız yapın etkileşim alamıyorsunuz. Acaba dedim benim hesabım da böyle mi oldu? Sonra elimde organik yüksek takipçili ve kullanmadığım bir hesap verdi. Dedim ki bunu dönüştüreyim ve burada bir test yapayım. Hali hazırda başka bir amaç için oluşturulmuş ve insanların başka bir amaç için takip ettiği bir hesabı başka bir hesaba dönüştürmek çok riskli bir şey. Bunda farkındaydım. Ama dedim ki denemekten bir şey kaybetmem. Sonra bir günde bu hesabı komple değiştirdim. Peki bu yaptığım hareket işe yaradı mı? Hayır. Bu ikinci hesapta da ilk yaptığım paylaşımlardan sonra etkileşimler düştü ve belli bir yerde yine çakılı kaldı. Şimdi bu aklımdaki son yöntem de işe yaramayınca inanın bir günde bütün sosyal medya platformlarına karşı motivasyonumu kaybettim. Bir günde. Yani önceden mesela Instagram'da çok zaman geçirirdim. İşte 1 saat, 1,5 saat. Hatta kendi kendime bazen diyordum ki acaba sosyal medya kullanımımı nasıl kısıtlayabilirim? Sonra bir günde artık hiç Instagram ilgimi çekmemeye başladı. Yani bırakın bir şey paylaşmayı, İnsanlar ne paylaşmış diye girip bakmak dahi istemiyorum. Aradan 2 gün geçiyor mesela, açıyorum, insanlar DM atmışlar, daha yeni görmüşüm. Sonra düşündüm, acaba bu neyden kaynaklanıyor? Hani nerede yanlış yapıyorum? İçeriklerim mi yeterince kaliteli değil? Bir yandan bunları düşünüyorum. Bir yandan da önümde Amerika seyahati var. Dedim ki biraz düşüneyim, kendime zaman vereyim. Amerika'ya gittiğimde zaten havam değişir ve orada paylaşım yapmaya başlarım. Sonra Amerika'ya gittim. Aynıyım. Hiç Instagram merak etmiyorum. Hiç insanlar ne paylaşmış diye merak etmiyorum. İçimden hiçbir şey paylaşmak da gelmiyor. Güç bela orada bir tane vlog çektim. Başka bir tane kutu açılışı videosu çektim. Sonra döndüm. Bu sefer telefonu elime alıyorum mesela bir şey paylaşayım diyorum. Çektiğim fotoğraftan memnun değilim.
İşte içimden gelmiyor, geri kapatıyorum. O zamanlar iPhone 11 Pro kullanıyordum. Sonra dedim ki benim bu telefonum çok eskidi ve artık güzel fotoğraflar çekmiyor. Ben o yüzden paylaşmak istemiyorum herhalde. iPhone 14'ler de çıkmak üzereydi o zaman. Dedim ki zaten telefonumu değiştireceğim. Yeni telefonumla güzel güzel fotoğraflar çeker paylaşırım. Onu beklemeye başladım. Bu arada Dubai'ye gittim. Oradan yeni telefon aldım ama yine hiçbir şey değişmedi. Ne Dubai'de bir şey paylaşmak geliyor içimden, ne yeni telefonla bir şey çekmek geliyor. Tamamen modum aynı. Sonra dedim ki demek ki benim bu yaşadığım şey ekipmanla alakalı değil ya da buradaki ortamımla alakalı değil ya da paylaştığım şeylerle alakalı değil. Burada başka bir şey var. Ve araştırmaya başladım. Araştırdıktan sonra gördüm ki benim bu yaşadığım hale social media burnout diyorlarmış. Yani sosyal medya tükenmişlik sendromu. Bu burnout sendromu tükenmişlik sendromu diye çevriliyor Türkiye'ye. Biz de bunu ilk Meryem Uzerli ile duyduk. Bu tükenmişlik sendromunun şu anda tam bir tanımı yapılamıyor. 140'tan fazla tanımı varmış. Ama özetle kariyerinizden, çevrenizden, yaptığınız işten keyif almanızı engelleyen ve bir tatminsizlik hissi uyandıran bir hal olarak tanımlanıyor. Bu tükenmişlik sendromu ile ilgili Yeni Haller Podcast'inde bir tane bölüm var. Çok güzel anlatıyorlar. Onu mutlaka dinleyin. Aşağıya ben linkini bırakıyor olacağım. Bu social media burnout yani sosyal medya tükenmişlik sendromu dedikleri şey de bunun sosyal medyadan kaynaklanan versiyonu ve özellikle sosyal medya alanında çalışan kişilerde oluyormuş. Yani sosyal medya uzmanlarında oluyormuş. Neden onlarda böyle bir hal meydana geliyor? Bunu birkaç sebebe bağlıyorlar. Diyorlar ki birincisi işte sosyal medya alanında çalışmak çok zor. Çünkü birden fazla şapka giymeyi gerektiriyor. Mesela Twitter başka bir alan, ne bileyim TikTok bambaşka, Instagram başka, YouTube başka. Hepsine birden yetişmeye çalışınca gerçekten bir dumur oluyorsun, bir afallıyorsun. İkincisi bu platformlar 7/24 canlı. Yani hiçbir zaman işim bitti artık eve gidiyorum ve takılacağım diyemiyorsun. Her zaman kafanda ne oldu? İşte bir post attım kapatayım hiç bakmayayım diyemiyorsun. Etkileşimi ne oldu? Yorumlar ne oldu? Şu ne oldu? Bu ne oldu? Sürekli böyle bakma ihtiyacı hissediyorsun. Ve üçüncüsü de gelen negatif yorumlar. Sosyal medya çünkü gerçekten zorbalığa çok açık bir alan ve insanlar normal hayatlarında olduklarından 10 kat daha zorba oluyorlar sosyal medyada. Neyse bu ve bunun gibi sebeplerden mütevellit sosyal medya alanında çalışan insanlarda böyle bir tükenmişlik sendromu meydana geliyormuş. Bunu araştırdıktan sonra aslında içinde bulunduğum bu halin böyle bir şey olduğunu öğrendikten sonra biraz rahatladım. Çünkü en azından bunun sebebini keşfetmiş oldum. Ve bugün buraya oturup bu videoyu çekiyor olmam demek de buradan yavaş yavaş çıktığım anlamına geliyor. Çünkü ben video üretmeyi gerçekten çok seviyorum. Hani araştırdığım, öğrendiğim şeyleri insanlarla paylaşmayı çok seviyorum ve buna devam etmek istiyorum. O zaman dedim ki ya bunu hedefler koyduğum ya da böyle kafaya taktığım bir şey yapmayayım. Tamamen yine keyif aldığım bir şey olarak devam edeyim. Ve bundan sonra öyle yapmaya karar verdim. Yine video yapacağım, yine Instagram'da post atacağım, yine yeni bir şey öğrendiğimde onu paylaşacağım. Ama tamamen keyfine yapacağım. Velhasılı kelam, işte 2 aydır, 2,5 aydır böyle bir hal içerisindeyim. Bu videoda biraz böyle sohbet, içini dökme gibi bir video oldu. Bence güzel de oldu. Yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Benzer şeyler yaşayan var mı? Ya da çevrenizde var mı? Ya da bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya da bana bir tavsiyeniz olur mu? Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Sevgiler.